Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin, Ünyeli'nin, Ünye'de yaşayan insanların neredeyse büyük çoğunluğunun yolu düşüp kahve aldığı Ünye'nin ilk kuru kahvecisi Cimbaş ailesiyle beraberiz. Cimbaş ailesinin üçüncü kuşak tan, torun Turgay Cimbaş'la beraberiz. Gayemiz kahvenin kahveciden alınması gerektiğine vurgu yaparak kahvenin insan ve insan sağlığı üzerindeki önemi, özelliğini anlatmak ve bunu yaparken de Cimbaş ailesinin 76 yıldır yaptığı kuru kahvecilikteki başarısını, sağlığını, sıhhatini 3. kuşak Turgay Cimbaş'ın ağzından öğrenelim. Turgay, önce seni tanıyalım. Biz tanıyoruz ama önce kendini bir tanıt. Hemen. Ben Zonguldak Karayamas Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Harikasın. Bu işi severek yapıyorum. Ve kendi alanım olduğu için yapıyorum. Ve babadan gelme olduğu için daha da bir severek yapıyorum. Ben rahmetli Orhan Cimbaş, emekli öğretmen Orhan Cimbaş'ın oğluyum. Hasan Necati Cimbaş. Dede. Dedem. Öyle. Amcanız? Amcam. Osman Cimbaş. Osman Cimbaş. Rahatsızmış. Rahatsız. Ama yoğun bakımda. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Evet. Şifalar diliyoruz. Babana rahmet diliyoruz. Amin. Edindiğimiz bilgiye göre dedenizin erken vefatı nedeniyle amcanızın ve babanızın icra ettikleri mesleklerini bırakıp babalarından devraldıkları kuru kahveciliği o gün bugün yaptıklarını bir de sizin ağzından öğrenelim. Evet. Dedem Hasan Necati Cimbaş, en üstteki fotoğrafta görmüş olduğunuz 60 yaşında kalp krizinden vefat ediyor. Allah mekanı cennet eylesin. Amin. Bunun akabinde bankada olan Osman Cimbaş amcam ve öğretmen ve olan öğretmen olan babam Orhan Cimbaş aynı zamanda mesleklerinden istifa edip dükkanı devralıyorlar. Güzel. Ve yaklaşık 40 sene kadar 40 seneden de fazla diye tahmin ediyorum. Evet. Tam olarak hesaplamadım yani. Dert yok. Bugünlere kadar başarıyla alınlarının akıyla bugünlere kadar getiriyorlar. Geldiniz, getirdiniz, güzel. Ben de tabii babam ve amcamdan gördüğüm kadarıyla, babamın bana öğrettiği kadarıyla onlardan devraldığım mesleği icra etmeye çalışıyorum. Babamı 3 sene önce kaybettik. Allah. Babamı kaybettikten sonra ben daha doğrusu dükkanı işletmeye başladım. O varken de yine gerekli olan işleri, yani kahve kavurma, kahve öğütme, müşteriyle ilgilenme, pazarlama aşamasında yine ben vardım ama ben arka plandaydım. Olması gereken de buydu. Şimdi büyüklerimi ezip ben onun önüne geçip ön plana çıkamazdım. Çıkmam da zaten. Babamın vefatıyla beraber amcamın da yine o zaman sağlık sorunları nüksetmiş, başlamıştı. Alzheimer başlangıcı vardı. İşletmeyi ben devam ettirmeye başladım. Halen daha devam ettiriyorum. Ben burada lafınızı bal ile bölerek kendinden emin, ne yaptığını, nasıl yaptığını bilerek yapan insanlardan, ailelerden biri olarak tanınan Cimbaş ailesinin helal kazanıp helal yemekten yana olduğuna inananlardan birisiyim. Siz de inanıyorum, müesseseniz de kurulduğu günden beri icraatlarıyla, halkına, müşterilerine davranışıyla
bunu gösteriyor. Siz ne demek istersiniz üçüncü kuşak torun olarak? Ben de şunu söylemek isterim Ahmet Bey. Biz dededen, babadan, atadan ne gördüysek onu yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Kimseye halal laf getirmeden mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Kafamız, alnımız açık. Kafamızı akşamları yastığa rahat bir şekilde koyup uyuyabiliyoruz. Bu önemli. Kul hakkı yemediğimize inanıyoruz. Çok güzel. Ve evet. Gerçek bir Türk kahvesi sattığımıza da inanıyoruz. Yani katkı maddesi olmayan, saf, kendine has kahveyi sattığımıza da inanıyoruz. Ama bizi buralara getiren müşterilerimize, değerli müşterilerimize, ünyelilere, onlara da ayrıca teşekkür etmek evet. istiyorum. Tabii, yani onlar olmasaydı biz olmazdık diyebilirim. Bu da güzel. İyi ki varlar. Onlar sayesinde biz 76 seneyi devirdik. Ben 100 seneyi görmek istiyorum. Allah nasip ederse. Tabii. Hedef olması iyidir insanın önünde. Evet. 100 seneden sonra ne olur bilemem. Ben o zaman 69-70'i göreceğim. 70 yaşında olacağım yani. Bilmiyorum. Allah gösterir mi o günleri? Ben görmek istiyorum. Cımbaş neden 100 sene olmasın? Bence olur diye tahmin ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, 76 yıllık bir ticari geçmişi olan Cımbaş ailesinin önümüzde asistanımızın da göstereceği gibi bu işe başladıkları günkü kahve makineleri o günün şartlarında insanlara nasıl araçlarla gelişlenen kahve yapıldığını belgesiyle gösteren, onu da bildiği kadarıyla Turgay Cımbaş'tan öğrenelim. Bize anlatsın şöyle, bunları kahvelerin şöyle yapılış şekillerini. Bulur. Hemen anlatıyorum. Şu kahve kavurma dolabı, o zaman odun ateşinde kavruluyormuş kahve. Bu dükkanın önünde ya da karşıki bahçede belediyenin o zamanlar boş alanmış. Orada kavruluyormuş. Hatta buradan rahmet olsun ruhuna Depti Rıfat Usta varmış. Merhum babamlara o yardım ediyormuş. Babamın anlattığı kadarıyla söylüyorum. Tamam. O çevirirmiş bunu. Bu görmüş olduğunuz 76 senelik. Yani tam bir antika kavurma makinesi. Belki Türkiye'de vardır, yoktur bilemem ama bir örneği bizde var. Yine 76'şer senelik buranın ilk kahve öğütme makineleri. Eski tip kasnak. Altta şu an gösteremeyeceğim. Motora bağlı şu kasnak. Her şey şöyle göstereyim. Ahşap, metal denen sadece ortada bir parça var. Diğer yerleri ahşap, el yapımı, mükemmel bir işçilikle yapılmış. Keza bu yine antika değerinde mükemmel bir kahve öğütme makinesi. Bu şu makineden daha genç makine. Asıl makinemiz bizim bu 76 senelik. Yani dile kolay. Bir ömürlük bir makine. Bu makine şu makine bu da 60 senelik bir makine. Bunda daha yeni ayırdık. Emekliye yeni ayırdık. Bunu da kullanıyorduk yakın bir zamanda. Şu daha sonra oraya geçeceğiz. Şurada yine kahve kavurma makinemiz var. 65 senelik. Evet. Benim bildiğim kadarıyla makinelerimiz bunlar. Allah bunları kullananlara rahmet etsin. Bugünlere getiren bizim bu makineler. Yeni makinelerle yola devam ediyoruz tabii. Saygıdeğer izleyenler, biz Sayın Cımbaş'a teşekkür etmeden kahvenin İstanbul'dan ya da merkezinden alınıp
Cimbaş ailesinin ticaret yaptığı bu müesseseye çuvallarla gelişinden makineye girip çıkışına kadar olan bölümünü de kendi ağzından öğrenmek istiyoruz. Tabii. Onu da şu şekilde izah edeyim. Bizim makinenin başına geçebiliriz. Tabii ki geçebiliriz Zahmet Bey. Sayın Cimbaş, buyurun. Kahve kavurma makinemiz bu. 65 senelik. Bundan önce o elde çevrilen makine kullanılıyordu. Daha sonra o günün teknolojisiyle bu son model makine alındı. Alınmışlardı daha doğrusu. Tabii. Bu kahvede de şu şekilde bir kahve kavurma tekniği var. Bu makine ağır kavurur. Şu anki makineler gibi 15 dakikada, 20 dakikada ya da yarım saatte kahve çıkartmaz. Bu makine 2-2,5 saat arasında kahve kavurur. Yani kahvenin asıl lezzeti, Cimbaş'ın asıl kahvesinin isim yapmasının nedeni bu ana makinede yatıyor. Bu makinede yatıyor. Kahveyi buradan koyuyoruz. Şu buhniden koyuyoruz. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz yerde, bunun altında, şu parçayla beraber bunun altındaki ızgaraları ateşini yakıyoruz. Tabii o sırada makine çalışıyor. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat arası o bana kalmış bir şey. O kadarını da tamam. Meslek sırrım olsun. Tamam. 2,5 saat ben bunun başında durmuyorum. Ama yaklaşık şöyle 1,5-2 saat sonra ben bunun başına geliyorum. O kahvenin o kokmaya başladığı zaman, o aroma vermeye başladığı zaman ilgilenmeye başlıyorum bu makineyle. Şuradan da kontrol ediyorum. Kokusuna bakıyorum. Rengine bakıyorum. Yine şuradaki yerden, buradaki yerden rengine bakıyorum. Kıvamı geldiği zaman burayı açıp buraya döküyoruz soğutma işlemi için. Şöyle istiyorsanız Ahmet Bey, çalıştırayım makineyi bir insanlarımız da görsünler. Görsün. Evet. Buyurun çalıştırın. Şurada şarkeli var. Şarkelimi açıyorum. Saygıdeğer izleyenler, biraz gürültü yapacak ama evet. İşin özünü özetlemek için bu sese tahammül edeceğiz. Bu şekilde. Evet. Pardon Ahmet Bey, şuradan çakma alayım. Şöyle yaktım. Eğiliyorum. Şurada buradaki kandilleri yakıyorum. Burada yaklaşık 100'e yakın kandil var. Bu kandiller yandıktan sonra 2,5 saate kavurma işlemi aslında burada bitiyor. Her şey burada bitiyor. Kendi işini yapıyor. Ben hazırım dediği zaman ben bunun yanına geliyorum. Ve bununla ilgilenmeye başlıyorum. Bunun dilinden Cimbaş ailesi anlıyor. Anlıyorum. Konuşuyoruz biz bununla. Aşkımı katıyorum, sevgimi katıyorum. Özveri var. Her şey var bunun içinde. Ben hazırım dediği zaman bu kapağı kaldırıyorum. O kahvenin, o Türk kahvesinin muazzam aroması dünya sokaklarına dağılıyor. Albenisi geliyor. Hatta müşteriler bana diyor ki alasımız yok, evde var ama kokuya dayanamadık geldik. Bir 50 gram ya da 100 gram verir misin deyip evine giden müşterilerim var. Zaten buradan kahve almış insanların geçtiği yoldan kahve kokusu da buradan çıktığını neredeyse %80-90 gösteriyor. Evet. Çok sağ olsunlar. Bu teşekkür ediyorum. Bu da güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler.
kokusunu alıp da alamayanlar da haklarını helal etsin. Ama yine birer fincan kahve içmek için her zaman ben açığım. Beklerim. Cimbak kahvesi misafir etmeye hazırdır. Her zaman hazır. Her zaman hazır. Peki o zaman biz sizi daha fazla yormayalım. Estağfurullah. Son olarak yerli ve yabancı ünyelilere gerçekten damak tadına uygun kahve içmeleri için ne önerirsiniz? Gerçekten damak tadına uygun kahve içmeleri için günde 2 fincandan fazla içmesinler. Bu değil. Eğer içerlerse 2 fincandan fazla kahve, sağlık sorunları ortaya çıkar. Önü alınamaz bir hal alır. Bu sefer kahveden sorular. Ama şöyle söyleyeyim. Kahvenin koyusunu değil, orta kavrulmuşunu tercih etsinler. Damak tadı hem kahve içtikten sonraki o acılık ağızda kalmaz. Daha bir şöyle yumuşak bir tat ağızda kalır. Ve kahveden sonra ve önce birer bardak su içsinler. İlla cımbaş kuru kahveciden değil, kahveyi kahveciden alsınlar mı diyorsunuz? Alsınlar efendim. Sizi kutluyor, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de efendim. Sağ olun.